Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, tabii bayramlarda ziyaretler ön plana çıkıyor. Şimdi ziyaret deyince de bu geniş bir manası var işte. Hani bayramda yaptığımız ana baba ziyareti olabilir, işte büyüklerin ziyareti, dedemiz, ninemiz, efendim akrabaların ziyaretleri olabilir. Ama ziyaret deyince başka şeyler de anlaşılır. Mesela Peygamber Efendimiz'i ziyaret etmek için gidenler oluyor. Kabe-i Şerif'i ziyaret edenler oluyor. Türbeleri ziyaret edenler oluyor. Da şimdi burada ben bir ziyaret ettim var ya, işte dur sana fotoğraflarını da göstereyim demek için yapılıyor da olabilir. Yani ziyaretten maksat ne olmalı? İnsan niçin birini ziyaret etmeli? Hani iki kardeş küstür de birisi birini annesinin babasını da ziyaret etmiyordur da işte öbürü ben ettim canım işte o anasını babasını bile görmüyor demek için mi gidiyor acaba? Yani burada başka bir şey, bir ince bir husus var mıdır? Niçin ziyaret etmek lazım? Şimdi çocukken ilkokula giderken bir şey duyardım. Dizine gözüne dursun. Bir de yemek yedirdiydik. O ziyaret edilen tarafından söyleniyor. Dizine gözüne dursun. Bir kıymeti kalmadı. Niye yedirdin o zaman? Hangi maksatla yedirdin? Onun için Ehl-i Sünnet alimleri de ister bayramlarda olsun, ister diğer zamanlarda olsun, ziyaretten maksadı nedir diye soruyorlar. Neyi? Evet. İnsanları. Neyi? Kabe'yi. Neyi? Camiye gitmeyi. Maksadın ne? Neyi? Aynı şekilde yani evliya-i kiramın kabirlerini ziyaret etmeyi veyahut da akrabanı ziyaret etmeyi. Maksadın ne? Niyetin ne? O çıkacak meydana. O çıkacak meydana. Şimdi mesela sosyal medyada siz oradan açtınız. Açıyor mesela adam Kabe'ye gidiyor. Bil bakalım ben neredeyim? Önünün köründesin. Allah için gittiysen ben niye bileyim arkadaşım senin orada olduğunu? Kabe'nin huzurunda aynı şekilde niye böyle mala yani ve lüzumsuz işlerle meşgulsün? Bana göstermek için mi gittin? Bana göstermek için mi gittin? Gitmiş mesela diyelim ki Şah Nakşibend Fatih'in Buhari Hazretleri'nin kabrinin başında böyle selfie yapıyor. Ha bu benim, bu Şah Nakşibend Hazretleri. Orada metfun. Bu terbiyesizlikten başka bir şey değil ya. Yani senin fotoğrafın orada olması ile Şah Nakşibend Hazretleri sana şefaat mi diyecek? Sen aynı şekilde başkalarına göstermek için yapıyorsun bunu. Peki niyet ne olmalı? Niyet Allah rızası için olmalı. Başka hiçbir şey düşünmemeli. Dolayısıyla Kabe'yi Allah rızası için ziyaretten bir kimse selfie yapar mı, fotoğraf çeker mi veyahut da aynı şekilde ben buradayım ne haldeyim der mi? Hatırına bile gelmez ya. Veyahut da bir evliya-i kiramın kabrini ziyaret ederken orada aynı şekilde kendisini de oraya koyup da fotoğraf çektirmesine gerek kalmaz. İhtiyaç da kalmaz. Hangi maksatla ziyaret ettin? Şimdi kusura bakmasın bizi izleyen ve dinleyenler de zaman zaman mesela buraya kadar gelip de ziyaretlenenler de oluyor. Biz de kırmıyoruz hadi fotoğraf çektirelim diyor falan. Şimdi bir seferinde hani müsait değildi, çektirmedik. Aynı şekilde bir de mesaj geldi, fırça yedik. Bir de seni, biz de seni adam zannediyorduk da falan, peşmekanda gibi. Ya niyetin neydi? Ya ben Osman Ünlü'yü de gördüm. Bak işte arkadaş benim kanka oldu, görüyor musun fotoğrafımı? Bak. Demek için mi yaptın bunu? Bunun için yani 5 para etmez. Burnu büyük, kibirli falan da olursun hocam. Yani. Değil mi? Fotoğraf çektirmez. Dikkat edin böyle şeylere. Şimdi anneni babanı ziyaret ettin. Ben annenle babamla fotoğraf çektiririm. Niye çektiririm? Ya kimin öleceği şey var. Bana hatıra kalsın diye çektiririm. Ama çektirdim de aynı şekilde sosyal medyada paylaşıyorum bunu. İş değişti bu sefer. Niye paylaşıyorsun arkadaşım? Niye paylaşıyorsun? Ne gereği var? Ne gereği var? Dolayısıyla anne babayı ziyaret, abi ablayı ziyaret, bir arkadaşı ziyaret, bir İslam alimini ziyaret, bir evliya-i kiram kabrini ziyaret, bir Kabe-i Muazzama'yı ziyaret. Neyse. İslam alimleri buyuruyorlar ki
bunlar Allah rızası için yapılırsa bir kıymet ifade eder. Mesela anaya babaya bakmak çok büyük sevap olduğu kitaplarda uzun uzun bildirilmiş. Ayet-i kerimelerle, hadis-i şeriflerle aynı şekilde bildirilmiş. Fakat orada bir şey buyuruluyor. Hakikaten kuş sütlüğü de besledin, kuş tüyü yataklarda yatırdın. Ama ne için yaptın diyorlar. Ne için yaptın? Allah için mi? Ya adam, müthiş ya. Anasını babasını nasıl baktı biliyor musun sen? Tabii ya, ben böyleyim işte. Allah için mi? Desinler diye mi? Desinler diye mi? Efendim ben işte Allah için. Ben bilemem. Ben sana hüsnü zannederim. Ben sana hüsnü zannederim. Benim sana hüsnü zannetmem, yani Allah için yaptı diye sana hüsnü zannetmem, seni kurtarmaz. Bana bir zarar vermez de kurtarmaz. Çünkü mahşer günü tak diye açacaklar orada. Kalbindeki o koyacak. Seninki de benimki de. Niçin yaptın? Niçin yaptın? Herkese sorulacak bu soru. Ananı babanı niçin ziyaret ettin? Ananı babana niçin baktın? Kabe-i Muazzama'ya, Umre'ye niçin gittin? Evliya-i Kiram'ı aynı şekilde kabrini ziyarete gittin. Niçin gittin? Arkadaşına niçin gittin? Bakın bir hadis-i şerif var. Bir hadis-i şerifte bir kimse, bu hadis-i şerifte buyuruyor ki, bir kimse köydeki bir arkadaşını ziyarete giderken Allah-u Teala bu kimseye bir melek gönderir. Melek der ki, böyle nereye gidiyorsun? Şu köydeki arkadaşımı ziyarete gidiyorum. Sana bir iyiliği dokundu, onun için mi gidiyorsun? Hayır, iyilik ettiği için değil. Onu Allah rızası için, sevdiğim için gidiyorum. Müjdeler olsun sana. Beni Allah-u Teala sana gönderdi. Hiçbir karşılık beklemeden, sırf Allah rızası için arkadaşını sevdiğin ve ziyaretine gittiğin için Allah-u Teala da seni seviyor. İmam Müslim naklediyor bu hadis-i şerif. Ölçü bu. Ölçü bu. Hatta bir hadise daha hadis-i şerifte geçiyor. Adamcağızın birisi işte bir yerde böyle şeyden bir ağaca tapıyorlarmış. Düşünmüş ya demiş ağaca. Rabbim varken demiş de Rabbimin yarattığı bir şey tapılır mı? Almış baltayı gideyim demiş aynı şekilde keseyim de demiş. Yani o ağacı keseyim hiç olmasa demiş yani Rabbime aynı şekilde müşriklik yapmasınlar, ortak koşmasınlar. Onlar da kurtarmış olurum. Yolda şeytan insan şeklinde bunun önüne geçiyor. Nereye gidiyorsun diyor. Şurada diyor, bir ağaca tapıyorlar. Bir ağaç yapıyor. Sen diyor peygamber misin ya? Sana ne diyor ya? Boş versene sen. Yok diyor. Şey, onu diyor keseceğim. Geçirmem seni buradan diyor. Geçirirsin geçirmezsen bundan paldır küldür falan şeytanı alıyor altına. Şeytan diyor ki bak diyor. Tamam anladım diyor. Sen beni yendin. Şimdi diyor sen peygamber değilsin. Sana Allah-u Teala böyle bir emir de vermedi o ağacı kes diye. Men etmek de senin de vazifen dedi. Sen zaten fakir garip birisin diyor. Sen bu işten vazgeç diyor. Ben diyor her gün diyor senin yastığın altına iki altın bırakayım. Birisine çoluğuna çocuğuna nafaka dersin, birisine de hayır hasenat yaparsın. Daha çok sevap kazanırsın. Adam niyeti bozuluyor. Peki diyor. Birinci gün geliyor, ikinci gün geliyor. Zokayı yutuyor. Çok özür dilerim. Üçüncü gün bakıyor ki altın gelmiyor. Bu baltayı almış geliyor gene. Kesecek. Geçmiş olsun. Gene iblis orada. Nereye diyor? Böyle böyle. Salmam diyor. Geçerim diyor. Geçersin. Gene şey yapıyorlar. Bu sefer adamı indiriyor aşağıya. Şeytan. Adam diyor ki Allah Allah. Daha önce ben seni yendiydim diyor. Şimdi niye ben yenildim? Şeytan diyor ki daha önce Allah için geliyordun diyor. Ya. Allah için hareket edenlere bizim gücümüz yetmez diyor. Şimdi diyor altın için geliyorsun. Altın konmadı diye geliyorsun. Altın konmadı diyor. Onun için geliyorsun diyor. Onun için geliyorsun. Dolayısıyla hani Ehl-i Sünnet alimleri uzun uzun anlatmışlar ve bildirmişler. Maksat ne olmalı? Evet. Maksat ne olmalı? Maksat Rabbimizin rızası olmalı. Olmalı. Akrabayı da ziyaret derken diğer ziyaretlerde aynı. Ve bunun da zamanı da yok Mustafa Bey. Hem bir falan zamanı bekleyin falan yok. Zamanı yok. Allah için her zaman gider. Allah için sen gidersin. Ama efendim işte beni üzüyorlar. Üzerlerse onlar da aynı şekilde karşılığını görürler. Herkes yaptığının bedelini öder. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, namazı kasten bırakanın ibadetleri kabul olmaz ve namaza başlayana kadar Allahü Teala'nın himayesinden uzak kalır. Yar yüreğim yar.
Gör ki neler var canım, gör ki neler var. Al. Yar yüreğim yar, gör ki neler var canım, gör ki neler var. Al. Bu halk içinde canım bize gülen var, bize gülen var. Bu halk içinde canım bize gülen var, bize gülen var. Ko gülen gülsün, hak bizim olsun canım, hak bizim olsun. Ko gülen gülsün, hak bizim olsun canım, hak bizim olsun. Gafil ne bilsin canım, hakkı sever var, hakkı sever var. Gafil ne bilsin canım, hakkı seven var, hakkı seven var. Her kim merdane gelsin meydane canım, gelsin meydane. Her kim merdane gelsin meydane canım, gelsin meydane. Al. Kalmasın canım, kimde hüner var, kimde hüner var. Kalmasın cana, kimde hüner var, kimde hüner var. Allah. Aşık Yunus sen, meydan isteme canım, meydan isteme. Aşık Yunus sen, meydan isteme canım, meydan isteme. Al. Meydan içinde canım merdaneler var, merdaneler var. Meydan içinde canım merdaneler var, merdaneler var. Tamil Mihal, Saadet-i Ebediye. Can vermek acısı, dünya acılarının hepsinden daha acıdır. Fakat, ahiret azaplarının hepsinden daha hafiftir. Mü'min, ruhunu teslim edeceği vakt, rahmet meleklerini, cennet hurilerini görüp, onların zevkiyle can verme acısını duymaz. Ruhu, tereyağından kıl çeker gibi kolay çıkar, nimetlere kavuşur. Her Müslümanın ölüme hazırlanması lazımdır. Bunun için de tövbe etmelidir. Kul hakkı altında kalmamaya dikkat etmelidir. Yani, hakları sahiplerine verip helalleşmelidir. Allahü Teala'nın haklarını da ödemek lazımdır. Bu hakların en mühimi İslam'ın 5 şartını yerine getirmektir. Namaz kılmayan bir kimse Müslümanların hakkını da vermemiş oluyor. Borçları ödeyerek, emanetleri sahiplerine vererek ölüme hazırlanmak ve vasiyet yazmak vaciptir. Hastanın yatağı, çarşafı ve çamaşırları temiz olmalıdır. Sık sık değiştirmelidir. Çünkü temizliğin kalbe ve ruha büyük tesiri vardır. Ölüm zamanında ise temizliğin kalbe ve ruha tesiri başka zamanlardan daha mühimdir. Hastalıkta iman, itikat bilgileri çok konuşulmalıdır. Gelen ziyaretçiler bunlardan konuşmalı. Kimse gelmezse hasta kendisi ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından
ahiret bilgilerini okumalıdır. Kitaptan okuyamazsa düşünmelidir. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bol olduğunu gösteren hikayeler söylenmeli, günahların Allahü Teala'nın merhameti yanında hiç oldukları hatırlatılmalıdır. Af ve mağfiret ümidi çok olmalıdır. Hasta namazlarını geçirmemeye her zamandan daha çok dikkat etmelidir. Kalbini Allahü Teala'nın sevgisiyle doldurmalı, kelime-i tevhidi çok söylemelidir. İslamiyetin emirlerini yapmaya dikkat etmelidir. Vasiyet etmeli veya yazmalıdır. Abdülhakîm-i Siyalkûtî rahmetullahi aleyh. Allah adamlarından olan bu mübarek zat bir günkü sohbetinde şöyle etti nasihat: dünya ve ahirette saadete kavuşmak, günah olan işlerden kaçmakla olur ancak. Zira kim hiç önem ve ehemmiyet vermeden günahları işlerse, imanı gider elden. Hatta ibadet yapmak ve günahtan sakınmak lazım değil diyen de küfre düşer muhakkak. Bir günde buyurdu ki, Allahü Teala'nın emir ve yasağına uymalıdır bir hakkın. Resulün bildirdiği farzlardan, haramlardan birine inanmayan imandan çıkar o an. Ve mesela günah ve haramsa bir şey eğer, ona ne güzel deyip beğenen küfre girer. Küçük günaha devam olur hem büyük günah. Büyükte ısrar ise küfür olur maazallah. Bir gün bu büyük zatın biri geldi yanına. Çok zenginim deyince nasihat etti ona. Buyurdu ki, zenginlik hiç mühim değil elbet. Zira sırf zenginlikle gelmez kula saadet. Mühim olan parayı nereden kazandınız ve onu nerelere ve nasıl sarf ettiniz? Haram yiyen bir kimse 90.000 hacca gitse, sonunda cehenneme düşebilir o kimse. Ve kılsa da o kişi 90.000 rekat namaz, yine de cehennemden kendini kurtaramaz. Zira eğer haramla beslenirse bir beden, hiç sevap kazanamaz yaptığı ibadetten. Farz borcu ödense de verilmez asla sevap. Hatta tövbe etmezse çekebilir çok azap. Şevahid-i Nübüvve, peygamberlik müjdeleri. Sa'ib bin Hubeys radıyallahu anh, Emirül Müminin Ömer bin Hattab radıyallahu anh zamanında şöyle anlatmıştır: vallahi beni Bedir gazasında kimse esir etmedi. Fakat Kureyş müşrikleriyle birlikte ben de kaçıyordum. Beyaz tenli, uzun boylu bir kimse, gösterişli bir ata binmiş, havada üzerimden yetişti ve beni tutup bağladı. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh gelip beni bağlı buldu. Bunu kim bağladı diye bağırarak sordu. Hiç kimse cevap vermedi. Sonra beni Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna götürdü. Resulullah bana, seni kim tuttu ey Ebu Hubeys dedi. Durumu bildirmek istemediğim için bilmiyorum dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, seni meleklerden bir melek tuttu buyurdu. Sonra Abdurrahman bin Avf'a, esirini al götür buyurdu. Bu söz hiç hatırımdan çıkmadı. Fakat Müslüman olmam gecikti. Sonunda Müslüman oldum. Bedir vakası olduktan sonra Umeyr bin Vehb el-Cuhami, Saffan bin Ümeyye ile bir gün Bedir savaşında uğradıkları hezimeti konuşuyorlardı. Umeyr bin Vehb'in oğlu
bu savaşta esir düşmüştü. Safvan, işimiz karıştı, dedi. Umeyr bin Vehb de, doğru söylüyorsun. Bundan sonra yaşamanın tadı kalmadı. Eğer borçlarım olmasaydı ve çoluk çocuğumun perişan olmasından korkmasaydım, Muhammed'i öldürmek için Medine'ye giderdim. Çünkü Muhammed, Medine pazarında yalnız başına dolaşıyormuş ve herkesle konuşuyormuş. Ayrıca oğlum orada esir olduğu için bir bahanem de var, dedi. Bunun üzerine Safvan, borçlarını ben ödeyeyim, çoluk çocuğunun geçimini de üzerime alayım, yeter ki sen bu işi yap, dedi. Böylece anlaştılar. Safvan, Umeyr'in yol hazırlığını yaptı. Kılıcını da bileyip, zehirli su verdi. Umeyr, bu sır aramızda kalsın, sakın kimse farkına varmasın diye tembih ettikten sonra, Medine'ye gitmek üzere yola çıktı. Medine'ye varınca, mescidin önünde hayvanından inip, bineğini bağlayıp, kılıcını kuşandı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, yanına gitmek üzere yürüdü. O sırada, Emirül Mü'minin Ömer bin Hattab radıyallahu anh, bir cemaat ile birlikte oturuyordu. Umeyr'i görür görmez, bu köpeği tutunuz, o Allah'ın düşmanıdır. Bedir savaşında kavmini bizimle savaşmaya teşvik ediyordu. Bizim ordumuzun az olduğunu kavmine haber veriyordu, dedi. Bunun üzerine onu yakaladılar. Hazreti Ömer, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gidip durumu arz etti. Resulullah, onu getiriniz, buyurdu. Hazreti Ömer, bir eliyle Umeyr'in kılıcının bağını boynuna takıp bağladı ve sıkıca tuttu. Bir eliyle de kılıcın kabzasından tuttu. Böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna götürdü. Ensardan bazılarına da Resulullah'ın önünde oturun ve bunun saldırmasını engelleyin, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu görünce, ey Ömer, onu salıver, buyurdu. Sonra, yaklaş ey Umeyr, niçin geldin, dedi. Oğlum esir olmuştu, onun için geldim, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, doğru söyle. Doğruyu söylemedikçe kurtulamazsın, buyurdu. O yine esir oğlu için geldiğini söyledi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Safvan bin Umeyye ile oturup, Bedir savaşının hezimetini konuşmadınız mı? O senin borcunu ve ailenin geçimini üzerine alıp, sen de beni katletmek için gelmedin mi? Sen beni öldürmek için geldin. Fakat Allahü Teala seni maksadına kavuşturmadı, buyurdu. Umeyr bunları işitince hakikati anladı ve sen Allahü Teala'nın Resulüsün. Şimdiye kadar cahilliğimden seni inkar etmişim. Zira bu işi benden ve Safvan'dan başka hiç kimse bilmiyordu. Bunu sana ancak Allahü Teala haber verdi ve beni Müslüman olmakla şereflendirdi diyerek Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşinize İslamiyet'in hükümlerini ve Kur'an-ı Kerim'i öğretiniz, buyurdu. Umeyr bir müddet sonra Mekke'ye dönmek üzere müsaade istedi. Mekke'ye döndükten sonra pek çok kimse onun vasıtasıyla Müslüman olmakla şereflendi. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere İstanbul Fatih'te
Fatih Camii'nin haziresindeki Gülbahar Hatun türbesini tanıtmaya çalışacağım. Aslında taş kubbe değil bizim buradan maksadımız. Gülbahar Hatun kimdir? Fatih Sultan Mehmet'in hanım olarak bazı hizmetlerde yapmış mıdır? Onları gidelim sandukasının başında ben sizlere notlarıma da bakarak bir miktar anlatmaya çalışayım efendim. Gülbahar Hatun Türbesi'nin giriş kapısı önündeyim. Burada da birkaç şey sizlere söylemek istiyorum içeri girmeden önce. Kapı mermer bir çerçeveli kasası var. Ve güzel de yekpare taştan yapılmış bir kemeri. Onun üzerinde de siyahla da acık boyanmış bir kitabesi, bir yazısı var ama tabii oradaki hat istifi bizim okuyamayacağımız küçüklüğe gelmiş. Onun için de artık meraklısı gelecek burada İstampaş metoduyla bunun şeyini çıkartıp yazısını öyle okumaya çalışacak. Gülbahar Hatun burada metfun. Yanında kızı Gevher Mülük Sultan var veya Gevher Sultan var. İki tane de Saraylı Hatun var. İsimleri yazılmamış Saraylı Hatun. Saraylı Hatun ne demektir? Onu içeride inşallah anlatmak istiyorum sizlere. Sekizgen bir kesme taştan yapılmış, kefeki taşından yapılmış türbedir. Güzel, mükemmel. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesi bu mudur, değil midir? Efendim daha önceki yıkılan Fatih Camii'nin yeri biraz daha kaydırıldığı için Fatih'in türbesi de burada olmayabilir gibi bazı yerlerde bazı kayıtlara rastlıyoruz. Yani bilgi demiyorum onlara. Sadece kafadan. Çünkü o zelzele esnasında yıkılan ilk Fatih Camii, doğru Fatih Sultan Mehmet Han'ın yaptırdığı cami, kubbesi çöktü. Yan duvarları çöktü, üç duvarı. Fakat mihrap duvarı çökmedi. Türbede mihrap duvarının önünde. Yani mihrap duvarının yeri değişmedi ki, kubbenin yeri de orada değildi de buraya getirilmiş, sonradan defnedilmiş falan gibi böyle sözlerle uğraşmamak lazım. O şanlı Fatih'e bu şekilde şüpheler kondurmaya hiç gerek yok. Fatih Sultan Mehmet Han ki kendi devrinde böyle çeşitli kabirlere hürmetsizlik göstermiş birisi değildir ki onun kabrine de birileri hürmetsizlik edebilsin. Bunu yapanlar yanlış yapıyorlar. Şimdi buradan içeriye girelim. Gülbahar Hatun'la ilgili bilgileri sandukasının başına verelim. Ziyaretçilere de rica ettik. Birazcık böyle ağır alacaklar. Biz de burada çekimlerimizi inşallah bu bölümün çekimlerini içerideki anlatımla noktalamak istiyoruz efendim. Türbenin içerisindeki dört sandukadan benim hemen önümdeki Gülbahar Hatun'un, bu türbeye ismini veren hatunun sandukasıdır. Kabri de onun altında. Önündeki kendi kızının Gevher Sultan'ın veya Gevheri Sultan'ın sandukasıdır. Burada iki tane de, biri küçük, biri büyük olmak üzere Saraylı Hatun ifadesi kullanılmış ki Bursa'daki 2. Murat Han'ın külliyesinde de bir Saraylı Hatunlar açık kabristanı var. Yani türbe gibi de tam türbe değil, yarı baldeken gibi bir yer var. Demek o zamandan da Saraylı Hatun babası zamanında, 2. Murat Han zamanında da vardı. Efendim bu hatun ne demek Saraylı Hatun? Onu da söyleyeceğiz. O önemli bilgi yönünden. Gülbahar Hatun Fatih Sultan Mehmet Han'ın eşidir. 2. Bayezid Han Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğludur. Ama 2. Bayezid Han bu hanımın oğlu değil. Sitti Mükreme Sultan'ın oğlu. Yani Gülbahar Hatun'un üvey oğludur. Öz annesi Dulkadir oğullarına Sitti Mükreme Hatun'dur. Efendim birçok kayıtlarda bakıyoruz. İşte 2. Bayezid annesidir diyor. Niye yazıyorlar? Hep de yalan değil bu. Üvey anne olarak bir kere doğru. Ama onun annesi olduğuna hükmetmeleri şundan geliyor. Bu hanımefendi 2. Bayezid Han padişah olduğunda hayatta olan valide sultan. 2. Bayezid Han'ın öz annesi daha önceden ölmüş. Oğlu padişah olmadan ölmüş. Padişah olunca
Bir valide sultan lazım. Çünkü saraydaki iş taksimatı, iş bölümü çok ciddi ve resmi. İşte valide sultanlığı ölünceye kadar bu hanımefendi devam ettirmiş. Ve Osmanlı tarihinde, Osmanlı saraylarında ilk valide sultan sorumluluğu taşıyan hanımefendidir Gülbahar Hatun. Diyeceksiniz ki ya valide sultanın da tabii efendim, tabii padişahın haremi olan efendim eşinin veya eşlerinin ve çocuklarının, kız oğlan çocuklarının bulunduğu bölümün kendine göre bir hizmeti, bir ciddiyeti, bir resmiyeti vardır. Oradaki çalışan insanların da bir eğitime tabi tutulması lazım. Yani sıradan geldi, hadi bakalım bir gemiden esirler çıktı. Aa bu kızcağız tamam, bunu haremde çalıştıralım. Yok öyle bir şey efendim. Yok öyle bir şey. Bu böyle buluntu mal gibi getirilmez. Haremde iki tane cariyeler mektebi var Topkapı Sarayı'nda. Bu cariyeler mektebinde bunlar bayağı yüksek bilimlerde eğitilirdi. Çocuk psikolojisinden tutun da büyük insan psikolojisine kadar, sosyoloji derslerine kadar. O gün adları sosyoloji dersi değildi, psikoloji değildi. Biz ilimleri hep böyle lojili lojili aldığımız için efendim mecburen böyle ifade ediyorum ben. Yoksa o zamanki bilim adları Avrupa'nın verdiği bilim adları değildi. Çünkü bu bilimleri keşfeden, ortaya koyan, ilerleten ecdadımız da efendim. Haremdekilerin eğitimi ve disiplini valide sultandan sorulurdu. Ama o zamanlar daha böyle bir valide sultan unvanı yok. Osmanlı'da ilk valide sultanlığı fiilen yapan hanımefendi Gülbahar Hatun. Adı konmamış. Ama bütün sorumluluk onda. Padişah haremin içine karışamaz. Valide sultan da haremin dışına karışamaz. Yani devlet yönetimine hiçbir Osmanlı hanımefendisi gerek padişah hanım olarak gerek valide sultan olarak karışmamıştır, karışmak istememiştir. Çünkü bu hükümdarlığın Allah-u Teala'nın ihsan ettiği bir güç kuvvet olduğuna inanılır ve buna hükümdar olandan başkasının müdahalesinin hayır getirmeyeceğine, hayırsızlık getireceğine inanılırdı. Bu kesin kes böyle. Şimdi insan evinde efendim hanımıyla yapılacak işlerle ilgili bir şey konuşursa bu onun işlerine müdahale mi sayılır efendim? Bugün sayılıyor mu efendim? Birçok dünyadaki devlet adamları yanında hanımıyla beraber seyahatlere çıkıyor. Hanımı da resmi bir görev ifa ediyor. Beyi de bir resmi görev ifa ediyor. O zaman o memleketin idaresine bu hanım da karışıyor mu? Hatta seçilmemiş de o hanım yani. Beyi seçilmiş, hanımı seçmemişler ki. Bunu böyle herhangi bir şekilde kargaşaya getirmemekte fayda var. Esas valide sultanlık unvanının verildiği Kanuni Sultan Süleyman Han'ın annesi Hafsa Sultan'da olmuştur bu. Valide sultan unvanı o zaman kullanmaya başladı. Ondan sonra da devam etti. 4. Mehmet Han zamanında Hatice Turhan valide sultanın devletin gidişatındaki bozulmanın düzelmesi için ne kadar çırpındığı, çaba gösterdiği kitaplarda ayan beyan bellidir efendim. Keşke karışsa da böyle karışsa efendim. Evet. Şimdi Gülbahar Hatun Bosnalı olma ihtimali var. Bosnalı olma ki babası da oralarda hayli harp yapmıştı. Fatih Sultan Mehmet Han, 2. Murat Han harpler yapmıştı. Oradan nasıl geldi, ne yolla geldi bilmiyoruz. Ama 1446'dan sonra saraya intikal ettiği hususu var. Öyleyse 1444'te Fatih Sultan Mehmet Han birinci tahta geçişinde bekardı. Hanımı yoktu. 11-12 yaşlarında bir delikanlıydı. Sancakbeyliğinden gelmişti. Efendim, daha sonraki yıllarda babası onu Manisa'ya gönderip de 1444'te tekrar emaneti devralınca 1451'e kadar geçen süre içinde artık hangi sene olduğu evliliklerinin bizce bilinmiyor ama ondan sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın eşi olmuş, ikinci tahta çıkışında eşi idi. Bu arada tabii hanedan evlilikleri
bazı siyasi sebeplere de intikal ederdi. Resulullah Efendimizin de bazı evlilikleri aleyhissalatü vesselam bazı kabilelerin dostluğunu kazanmak için insanlara faydalı olmak için Allah'ın yolunu onlara anlatmada bir vesile olsun diye yapılmıştır diye kitaplar yazıyor. Biz de bunu saygıyla karşılıyoruz, candan da kabul ediyoruz. Efendim bu Valide Sultan hanımefendi Akkoyunlu'ya gelin giden Gevher Sultan, şu kızı, onun annesi. O da Akkoyunlu'ya gelin gitmişti, Akkoyunlara. Evet, sonra buraya getirildi. İkinci Bayezid Han'ın da Gevher Mülük Sultan diye bir kızı vardı. Bu Gevher Sultan'la o Gevher Mülük Sultan'ı karıştırmamak lazım. O Gevher Mülük Sultan çok hoş, hayırsever bir kadıncağız. Hac dönüşü Halep'te vefat etmiş. Biz gittik, türbesini gördük, ziyaret ettik, çekimini yaptık. Dıştan da olsa içeri giremedik. Çünkü özel mülk olmuş onun yeri. Dukakınzade Ahmet Paşa'nın eşi olarak ikinci Bayezid'in damadı olmuştur Dukakınzade Ahmet Paşa. İstanbul'un fethinde bu hanımefendi tabii vardı. Fatih Sultan Mehmet'in hanımı idi. Başkent İstanbul'a naklioldu. O da İstanbul'a geldi. Düşünün efendim, ta Bosna'dan veya Kosova tarafından, artık hangisinden geldiyse, ikinci Kosova'da da olabilir, gelen bir kızcağız İstanbul'a padişah hanımı olarak özel bir türbeye defnediliyor. Bu nasip meselesi işte efendim. Herkese nasip olmuyor. Denseydi, yok canım İstanbul bizim değil ki, Bizans'ın falan derlerdi efendim. Bu Bayezid Sultan, Şehzade Bayezid, sonra Sultan II. Bayezid olacak kimse, 9 yaşındayken efendim babası tarafından Amasya gönderildi ama annesi vefat etti. Sitti Mükrime Hatun vefat etti. O zaman işte bu Gülbahar Hatun ona yetişmesinde yardım etti, annelik yaptı. Yani anne diyenler yalan yazıyor demiyorum ama bilgiyi de doğru vermek için bu düzeltmeyi ben söylüyorum. Ve 1467'de vefat eden Sitti Mükrime Hatun'dan sonra artık anne olarak üvey anne Gülbahar Hatun'u bildi Bayezid Han. Onun için de biz Amasya'da da çekimini yaptık. Yeşilırmak'ın kıyısında çok kibar, güzel bir Hatuniye Camii var efendim. O Hatuniye Camii'ni 2. Bayezid Han üvey annesi Gülbahar Hatun'un ruhu için yaptırdı efendim. Ya ondan sonra da geldi. Burada babasının vefatıyla beraber padişah oldu. Tabii padişahın haremdeki işlerinde bütün yükü bu hanımefendi üzerinde taşırdı. 1492'lerde vefat etti. Yani beyi vefat ettikten 11 sene sonra 1481'de Fatih vefat etti. Fatih Sultan Mehmet Han. 1492'de de 11 sene sonra Gülbahar Hatun vefat etti. İşte Fatih Camii'nde beynin yaptırdığı cami, beynin türbesiyle karşı karşıya kapılar efendim, birbirlerine bakıyor. O da bir nasip meselesidir. Ve Gülbahar Hatun'la ilgili, işte saraylı hatunları söyleyeyim, artık Gülbahar Hatun bilgisini burada keseceğim. Bunlar da sarayda gerek bu Gevheri Sultan'ın, gerek çocuklarının yetişmesinde yakın hizmetlerini yapan kimseler. Saraylı hatun bu demek. Bu böyle cariye de değil de sarayda böyle ciddi idari hizmetler veren kimselerdi efendim. Bunlar aylıkla falan çalışmazlardı efendim. İşçi değildi. İşçi olur, ayda bir veya haftada bir haftalık alır. Tamam, bereket versin gider. Bunlar öyle değil. Bunlar o kapının insanı, o evin çocukları gibi olurlardı efendim. Saraylı hatunlar o evin çocukları gibi olurlardı. Evlendirilmeleri padişahın boynunun borcuydu. Ona iyi bir bey bulmak padişahın boynunun borcuydu. Ne güzel efendim, padişahın aracılık yaptığı bir evlilik. Böyle damatta dört dörtlük bir damat olur böyle yerde efendim. Efendim Gülbahar Hatun'u anlatmayı burada noktalamak durumundayız. Bugünkü süremizin sonuna geldik. İnşallah bundan sonra yine Fatih türbelerinde bulunan bazı kıymetli zevatı sizlere anlatmaya devam edeceğim. Hoşça kalınız efendim.